Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Risale-i Nur Camiası'na girişimin 1974 sonbaharında olduğunu söylemiştim. 1968'den 1974'e kadar Risale-i Nur'ları kendim okudum. Ama bir cemaate gitmedim. Bir iki derslerine katılmak hariç. Ama cemaatte bulunmadım. Cemaatin içinde olmadım. Fakat 1974'te o anlattığım rüya üzerine Kütahya Tavşanlı merkezdeki Risale-i Nur talebelerini buldum. Zaten Yeni Asya gazetesi okuyordum o zaman. Kitapçı Ahmet Bali'nin kitap evi merkez olmak üzere onlarla buluştum. Onların derslerine iştirak etmeye başladım. O zaman Tavşanlı'da genç bir delikanlı vardı. İzmir İlahiyat Fakültesi'nde okuyordu. Çok temiz bir arkadaştı. Sanıyorum Kütahya'da bir vazifesi vardı ama Kur'an kurslarında mı yoksa bir cami imamlığında mı orayı hatırlayamıyorum. Çok uzun zaman oldu, 1975-74, demek aşağı yukarı 45 seneyi geçmiş. 5 senelik bir hadiseyi anlatıyorum. Ve bu arkadaşla da bir müddet sonra ayrıldığımız için ondan hiç görmediğimden dolayı unutmuş olabilirim. Kendisi Gedizliydi. Onu net hatırlıyorum. İsmini net hatırlıyorum. Hüseyin Pembe. Hoca arkadaşımız. Bilhassa medresede kalan gençlerle, lise talebeleriyle, meslek okulu talebeleriyle meşgul oluyor. Onların yetiştirmesi için gayretli çalışıyordu. Dolayısıyla cemaat içerisindeki arkadaşlar tarafından da çok seviliyordu. Ben de çok seviyordum kendisini. Hüseyin Hoca ile aramız çok iyiydi. Bir gün bana Fethullah Hoca'dan bahsetti. Fethullah Hoca o zaman camianın içerisinde gözde bir vaiz. Kasetleri dinleniyor. Ve o yıllarda sanıyorum Yeni Asya yayın evinde veya kitap neşreden kurumu kimse Yeni Asya'nın orada hangi yayın evi ise sonra Yeni Asya yayınları arasında da çıktı. Nesil de o kitabı bastı. Fethullah Hoca'nın konuşmalarında bir kitapçık neşredilmişti. Onu da okuyorduk. Yani nurcular arasında ayrılık gayrılık yoktu. Yani ben zaten nurcuları tanımadığım için daha önceki hadiseleri, bölünme hadiselerini, ayrılıkları, abileri hiçbirini tanımıyorum. Ben gözümün nurculuğun içerisinde Tavşanlı'da açtım. Tavşanlı'daki nurcular Yeni Asyacıydı. Bana göre nurcular Yeni Asya gazetesi okuyan, hepsi Yeni Asya bünyesinde bulunan insanlardan ibaretti. Abisi, efendim, kardeşi, yeğeni, herkes aynı camianın içerisinde diyebiliyordum. Dolayısıyla Fethullah Hoca hakkında zaten fazla bir bilgim yok. Hiçbirini tanımadığım gibi onu da tanımıyorum. İşte camianın neşrettiği kitabı, o Hitap Çiçekleri isimli kitabı, bir de her tarafta dinlenen ses kasetlerinden dolayı bir muhabbetimiz var. Fethullah Hoca camiamızın büyük adamı diye lanse ediliyor. Bu Hüseyin Hoca benden daha genç o zaman. Aramız iyi demiştim. Bir gün bana Fethullah Hoca'dan bahsetti. İzmir'deki hizmetlerden bahsetti. Kendisi İzmir İlahiyat'ta okula devam ediyordu. Sonra bir gün dedi ki beraber dedi İzmir'e gidelim dedi. Allah Allah. Ben zaten gezme hastasıyım. Bir de
Hüseyin Hoca beni götürecek. O daha güzel. İzmir'de benim eski dostlarım var. Mardin'de çalıştığım köyden arkadaşlarım var. Ama bu beni Nurculuk Camiası'na götürecek. Dershaneleri gezdirecek. Dershaneleri dedi gezdireyim sana filan. Ve Fethullah Hoca ile tanıştırayım dedi. Aynen böyle. İzmir'deki medreseleri gezdirecek. Fethullah Hoca ile de beni tanıştıracaktı. Ben de o güne kadar da hiçbir abi görmemişim. İlk defa büyük bir abi göreceğim yani. Beraber bir tatil günü, okulun kapalı olduğu gün Hüseyin'le beraber İzmir'e gittik. Herhalde otobüslerle gittik veya trenle mi gittik onu da hatırlamıyorum. İzmir'e gittik. Beni birkaç dershaneyi gezdirdi. Hatay'daki dershanede misafir etti. Orayı net hatırlıyorum. Fethullah Hoca ile görüştürmesini bekliyorum. Zaten bir iki günlük vaktimiz var. Okul zamanı çünkü. Öyle hatırlıyorum. Veya Şubat tatili miydi? Yanlış söylemiş olmayayım. Mahşer'de göreceğiz. Kıymet harbiyesi yok. 2-3 gün İzmir'de kaldık. Dershanede misafir olduk. Oradaki çocuklarla tanıştık. Ben bekliyorum ki hala Fethullah Hoca ile tanışacağım. Ama Hüseyin kardeş niyeyse beni Fethullah Hoca ile tanıştırmadı. Ve İzmir'de Fethullah Hoca'nın dershanelerini, bana göre Nurcuların dershanelerini, çünkü ayrım gayrım yoktu o zaman. Onların dershanelerini ziyaret ederek, arkadaşlarla görüşerek, Risale-i Nur dersi okuyarak tekrar Tavşanlı'ya geri döndük. Ama Fethullah Hoca'nın mübarek yüzünü göremedim tabii. O bende bir inkisarı hayal oldu. Büyük bir abiyle tanışacaktım. O şereften mahrum kaldım yani. Aradan çok kısa bir müddet geçti. Bir gün medreseye geldim. Köydeyim ben. Köy öğretmeniyim. Ancak hafta sonu cumartesi pazar gelebiliyorum Tavşanlı'ya. Bir cumartesi gün medreseye geldim. Dershaneye baktım 3-4 kişi. Cemaat yok. Delikanlılar yok. İstasyon müdürü Hilmi abi, bizim kitapçı Ahmet. Daha bir de Allah rahmet eylesin. Halil İbrahim abi, Kuş herhalde. 3-4 kişi. Çukurköylü İbrahim Leblebici. Bir de ben. Allah Allah. Dedim ya hayırdır? Nerede arkadaşlar? Artık bana izah ettiler. Meğer Fethullah Hoca meselesi diye bir mesele çıkmış. Fethullah Hoca bütün adamlarını çekmiş, ayrı bir grup olmuş. Bizden ayrılmış. Biz yanlış yapıyormuşuz. Ya ne yanlış yapıyormuşuz? Biz gazete okuyormuşuz. Gazetecilik yapmak Nurculuğa aykırıymış. Sonra biz Adalet Partisi'ni destekliyormuşuz. Siyasetle meşgul oluyormuşuz. Bu ikisi yanlışmış. Dolayısıyla Fethullah Hoca safi İslami hizmeti tercih ederek bizden ayrılmış. Dolayısıyla ne kadar Fethullah Hoca'nın müridanı varsa onlar da ayrılmışlar. Kim ayrılmış bakıyorum? Hüseyin Pembe Hoca. Hüseyin de mi gitmiş ya Hüseyin? Kendisi gittiği gibi o meşgul olduğu, ders verdiği bütün lise talebelerini, meslek ders talebelerini de alıp götürmüş. İşte bu benim çok kanıma dokundu. Ayrılıp gitmeleri beni ilgilendirmez. Fakat o lise talebelerini götürmeleri ve aleyhimize bu propagandayı yapmaları benim kanıma dokundu. 1975'in kışıydı Allah-u Alem. O günden beri ben Fethullah Hoca'ya buğzluyum. O adamı o günden beri sevmiyorum. O günden beri karşısındayım. O günden beri mücadelesini doğru bulmuyorum. Ama Hüseyin Pembe beni onunla tanıştırmadan gitti. Acaba diyorum beni tanıştırmış olsaydı aynı zokayı ben de yer miydim? Aynı yanlışın içerisinde ben de balıklama dalar mıydım, atılır mıydım? Cenab-ı Hak o tanışmama vesilesiyle beni kurtardı mı? Kaderin hükmünü bilemiyorum. İyi olabilir tabii. Biz gidene kadar
Hüseyin dedim ya, Hüseyin'le çok iyi tanışıyorduk. Yani çok seviyordum ben onu. Ondan sonra İzmir'e gidene kadar neler konuştuk. Zülfiyare Tokun'a ne cümleler sarf ettim ben. Onu ben bilemiyorum tabii. Demek hakkında rapor verilmiş ki bu görüşülmeye değmez denmiş. Yani ben de kabiliyet görmemişler. Elhamdülillah ki kabiliyetsizlikten yırttım sanıyorum. Yoksa bugün ben de o arkadaşlarla beraber kılıç sallıyor, Türkiye Cumhuriyeti'ne kılıç sallıyor olabilirdim yani. Allah yüzümüze baktı. Şu anda bulunduğum halden memnunum elhamdülillah. Şimdi bu meseleyi bir anekdot olarak bu hatıralarda zikretmeyi konuşunca yönetmenimizle dedim ki ya bir Google'a bakayım Hüseyin Bembe kimdir diye. Yani öldü mü kaldı mı, yani 1975'ten beri 47 senedir ben bu arkadaşı hiç görmemişim. Nerede olduğuna dair de hiçbir bilgi duymamışım. Yani. Google'a bastım, Hüseyin Pembe diye karşıma çıkan bilgiden üzülmedim desem yalan olur yani. Biz insanız yani. Meğer Hüseyin Hoca din dersi öğretmeni olarak hayatına devam ediyormuş. Fakat yine FETÖ'nün içerisinde devam ediyormuş. Tutuklanmış, cezaevine konmuş, cezaevinde kanser olmuş ve ailesiyle bile görüşme fırsatı bulamadan, helalleşme fırsatı bulamadan 29 Mayıs 2017 günü vefat etmiş. Hislerim karma karışık oldu yani. 1975'teki yaptığı ihanette aldığı rol sebebiyle ona kızgınlığım. Fakat bir insan olarak, bir Müslüman olarak hapishanede hem de kanser hastası olarak ailesiyle dahi helalleşemeden ölmüş olması insan olarak beni rahatsız etti. Üzüldüm. Bu geçen 47 sene içerisinde bir görüşmüş olaydım, itikadının farkına varmış olaydım. Yani bunu cahillikten mi yaptı? Bilmeyerek mi o hadisenin içerisinde kaldı? Yoksa bilerek mi yanlışın içerisinde devam etti? Onu ayırma imkanı bulamadığım için Fatiha okumakta zorlanıyorum. Allah rahmet etsin demekte zorlanıyorum. Çünkü Fethullah Gülen bugün tebeyyün etmiştir ki dinle hiçbir alakası olmayan bir İslam düşmanıdır. İslamiyeti ve dolayısıyla Müslümanların önündeki büyük ümit ışığı olan Risale-i Nur'u tahrip etmek için gladyatör tarafından vazifelendirilmiş ve nurcuların arasına sokulmuş bir ajandır. Önce gladyonun adamı olarak İngiliz istihbaratıyla iş tutmuştur. Sonra menfaati gereği Amerikan istihbaratıyla iş tutmuştur. O tarafa geçmiştir. Vatikan'la ilişkileri gizlenemeyecek kadar meydandadır. Yani Müslümanların düşmanlarının iyi bir hançeri olarak bağrımıza saplanmış bir alçaktır. Onun hareketinin içerisinde bulunan insanların ihanet tabakası zaten belli. Ticaret tabakasıyla işimiz yok. Altta Diyanet tabakası denilen kısmın içinde miydi Hüseyin Hoca? Yoksa yukarılarda bir yerde vazifeli miydi? Çünkü 19 yani aşağı yukarı 70'lerden desek 50 küsur sene o harekatın içerisinde olmak iyi niyetle telif edilebilir mi? Onu da bilemiyorum. Hükmü Allah'a bırakıyorum. Sadece diyorum ki ya Rabbi affeyle. Eğer imanı varsa Hüseyin Hoca'yı affeyle diyorum. Başka bir şey diyemiyorum yani. Allah cehaletle basit hesaplar yüzünden o camiada bulunan insanları kurtarsın, imanlarını kurtarsın yani. Çünkü o harekatın kuruluş amacı da İslamiyet'i tahrip idi, yaptığı hareketler de İslamiyet'i tahrip idi, tahrif idi, Risale-i Nur'u tahrip ve tahrif idi.
dış ülkeler namına ülkemizi de karıştırma vasıtası yapılmak üzere planlanmıştı, kotarılmıştı. Cenab-ı Hak imanımızı muhafaza etsin. Dünya imtihan dünyasıdır. O arkadaşlarımız imtihanı kaybettiler maalesef. Bilhassa 1995'lerden sonra o harekatın içerisindeki insanların kurtulması için gayret ettim. Bir sürü insanı da o çetenin içerisinden, o çirkemin içerisinden kurtarmayı Cenab-ı Hak bana nasip etti. Arkadaşlarımız, pırıl pırıl arkadaşlarımız var. O pislikten çıktılar. Tertemiz hayat devam ediyor elhamdülillah. Ama diğer kesime, en yakınlarından bazıları da olmak üzere tesirimiz olmadı maalesef. Kurtaramadık. Hocam bir şey yok. Allah ahir akıbetimizi hayır eyleye. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.